çok meşgul insanlarsınız. Günün 24 saati size yetmiyor. Kafanızdaki problemlerin biri çözülmeden öbürüyle boğuşmaya başlıyorsunuz. Hayat zor diye başlıyorsunuz cümlelere ve zorlaşıyor hayat. Cep telefonunuzu hiçbir an kapatamazsınız. Acıya tahammülünüz yok. Ağrı kesiciler, mide hapları. Karlı bir sektörün tüketicileri olarak anlık rahatlamalar peşindesiniz. Bir zamanlar siz de kitap okuyordunuz. Şimdi zamanınız yok. Gazetelerin ekonomi sayfalarını okuyarak başlıyorsunuz güne. Ajandalarınızda iş toplantıları, finans planları, sermaye artırımları, sektörel analizler, yatırım planları. Evet, sizden söz ediyorum. Herhangi birinizden. Adınızın hiçbir önemi yok. Bir şey hatırlatmaktan söz ediyorum. Nicedir unuttuğumuz bir şey. Kalbimizin derinliklerinde örtülü kalanları. Şimdi düşünmeye fırsat bulamadıklarımızı. Hatırlayın. Yıllar önceydi. 1997 yılı Ocak ayının ilk haftasıydı. Günün en yoğun saatinde ve en yoğun trafiğinde önemli bir toplantıya geç kalmanın telaşıyla dışarıdaki buz gibi havaya rağmen terliyordunuz. Dakikalar hızla ilerliyor, geç kalmanın ekonomik ve psikolojik sonuçları sizi çılgına çeviriyordu. Bu kahrolası duruma dilinizin döndüğü, ahlakınızın el verdiği ölçüde küfürler savuruyordunuz. Tam bu esnada cep telefonunuz çaldı. Hırsla tuşuna basıp kulağınıza yapıştırdınız. İşte o an sanki zaman durdu. Evet, en sevgili dostunuz hiç umulmadık bir şekilde aranızdan ayrılmıştı. Ölüm meleği yanı başınıza otağı kurmuştu. Sanki ajandanızdan bütün randevular silinmiş, reklam panoları kanatlanıp göçmen kuşlara karışmış, gökdelenler eriyip gece konduların çatlaklarına melhem olmuştu. Yaşlı bir adam elinde kağıt mendillerle arabanıza yaklaştı. Camdan içeriye uzanarak o bildik sözü fısıldadı. Ne verirsen elinle, o gider seninle. Kazanmanın kutsal sayıldığı bir çağda, vermek, infak etmek kelimesine asla sırtını dönmeyen bir adamdan söz ediyorum. Hayati Üstün. Vermek, bazılarımız için zekattan ibarettir. Birçoğumuz içinse sadaka. Onun içinse yaşamın ta kendisiydi. Çok fazla verdiğini söyleyen Kur'an kursu hocasına şöyle diyordu. Hocam, ben bu ümmetin hamalıyım. Allah beni bunun için yaratmış. Ben çalışacağım, kazanacağım ve dağıtacağım. Şükrü Üstün'ün sevgili oğlu 1958 yılında orta halli bir ailenin 5. ve son çocuğu olarak Zonguldak'ta dünyaya geldi. Babasının deyişiyle hiçbir işte tembellik etmeyen, her buyrulan işe istekle koşan namazlı bir çocuktu. İmam Hatip Ortaokulu'nun ardından Mehmet Çeliker Lisesi'nden 1975 yılında mezun oldu. Aynı yıl kazandığı Yıldız Üniversitesi, Zonguldak sokaklarının seyyar tüccarı için mühendis, derviş, tüccar,
iş adamına uzanan yolun başlangıcıydı. Yıldız koridorlarının Hamza'sıydı o. Dostlarının arkasını kollayan adam. O varsa arkalarında, arkadaşları güvenle yürürlerdi Barbaros Bulvarı'nda. Pazar günleri görünmeyen üniversitede buluşma günüydü. Hayatının derviş tarafını inşa eden o yıllar, o günlerdi. Ve nihayet 1980 yılında lisans, 1982 yılında yüksek lisansı bitiren Hayati Üstün, aynı hız ve samimiyetle arkadaşlarıyla biatleşerek iş hayatına atılır. Bir arkadaşı onun için şöyle diyor. Hayati koşar gibi konuşurdu. Evet, o koşar gibi konuşur, koşar gibi yer, koşar gibi çalışır, koşar gibi dağıtırdı. Hayatı koşar gibi yaşadı. Hayata gözlerini yumduğunda 39 yaşındaydı. O mazlumların Ebu Bekir'i. O muhafızın şefi. O ortakların ahdine uyanı, sözüne asla arkasını dönmeyeniydi. Girişimci İş Adamları Vakfı'nın kurucu başkanı. Her eyleminde olduğu gibi girişimciliğin de hakkını veren adamdı. Onlarca şirket kurdu, onlarcasına öncülük etti, yol gösterdi. Onlarca aile yine onun girişimleriyle, teşvikleriyle kuruldu. O, Üstün ailesinin cennet kokulu, doyamadıkları aslan babası. Ve onlarca ailede akşam sofralarında onu tanımadan hayran olan çocukların amcası olarak hayırla ve dualarla yad ediliyor. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir. Şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Ahzab 23.